Efendim şimdi Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar bizi bekliyor. ABD ve dünya gündeminin önemli başlıklarını Ali ile her zaman olduğu gibi yine bugün de konuşacağız. Evet, Ali'yi de karşımda görüyorum. Ali günaydın, nasılsın? Günaydın Oya, iyi yayınlar diliyorum. Yoğun bir hafta sonuna giriyoruz. Evet. Habertürk olarak seçim bugün başlıyor. Umarım sen de iyisindir. İyiyim, çok teşekkür ederim. Geçen hafta yoktuk, bayram nedeniyle tatildik. O yüzden seni de göremedim. Açıkçası özledim ve bu süreçteki yorumlarını da çok merak ediyorum. Çünkü bugün önemli de bir gün. Amerika'daki Türkler bugün sandığa gidiyor. Şimdi merak ediyoruz, nedir? Orada kaç seçmen var? Etkileyecek bir durum söz konusu mu? Şöyle bir başlayalım. Akabinde de zaten uzun uzun konuşuruz. Tabii şimdi baktığımızda aslında yurt dışında birçok ülkede seçim verme işlemi başladı. Bilhassa Avrupa'da, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün başlıyor ve 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Tabii baktığımız zaman genelde 73 ülkede toplamda 3 milyon 416 tane seçmen olduğunu görüyoruz. Peki Amerika'da bu seçmen sayısı ne kadar? 134.246. 8 eyalette 9 farklı yerde oy kullanabilecek Amerika'da yaşayan vatandaşlarımız ve sabahın 9'undan akşam 9'una kadar, yani 12 saat süresince Türk Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklara giderek seçimleri, oylarını kullanma imkanlarında bulunacaklar. Tabii baktığımızda biz de Habertürk olarak hafta sonu New York'tayız. Çünkü New York kayıt seçmenin olduğu en fazla yer. 49.188 seçmen var. Gözler o nedenle New York'ta olacağını söyleyebiliriz. New York civarındaki eyaletlerde Türk sayısı fazla olduğu için New York Başkonsolosluğu 3 gün için sadece New York, New Jersey ile Pennsylvania eyaleti sınırında bir seçim merkezi, ayrıca Long Island'da ayrı bir seçim merkezi yaparak Başkonsolosluğun dışında da vatandaşların ayağına sandıkları getirerek de bir hizmet sunacaklar. Bu da önemliydi. Yani yaklaşık 8 saat sonra vatandaşlarımızın yoğun şekilde oy verme işlemi başlayacağını söyleyebilirim Oya. Şimdi Ali, ben kaçırdım mı tam anlayamadım ama oy kullanma işlemi hangi tarihler arasında geçerli olacak? Bugün başladı, ne zamana kadar devam edecek? Bugün başlayarak 7 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyleyebilirim. Peki şimdi son seçimde özellikle dağılım nasıldı? Onu da bir merak ediyorum ve Türkiye'ye ulaştırılma süreci nasıl işleyecek oyların? Evet, aslında çok güzel bir soru Oya. Çünkü oy güvenliği, seçim güvenliği ile ilgili de vatandaşların kafasında sorular olmaması için diplomatik kurye ile, hatta 2018'de de takip ettiğimiz zaman da parti temsilcilerinin üyeleri de birer kişi belli yerlerden, işte New York'tan, Chicago'dan, Los Angeles'tan resmi görevlilerle, diplomatlarla beraber aynı uçakta, hatta meşhur turuncu torba diyoruz. Turuncu torbaların içinde oylar güvenli şekilde, hatta uçakların koltuğu üzerinde taşınarak Ankara'ya ulaştırılıyor ve Ankara'da ATO Kongresyon Fuar Merkezi'nde güvenli yerde saklanacak. Yani hemen 7 Mayıs'tan sonra oylar güvenli şekilde Ankara'ya ulaştırılacak ama sayım başlamayacak. Sayım 14 Mayıs'taki akşam sürecinde, ne zaman Yüksek Seçim Kurulu'nun belirleyeceği saatte başlayacak. Ama buradan 7 Mayıs'ta oylar, seçim bittikten sonra güvenli şekilde gideceğini, turuncu torbalarda gideceğini söyleyebilirim. İlk soruna gelirsek Oya, tabii tarihe baktığımızda, yani 2018'deki seçimlerde ne olmuştu? O dönemde yaklaşık 104 bin seçmen olduğunu görüyoruz. Şu andaki kayıtlı seçmen sayısı 134 bin, bir artış olduğunu görüyoruz. Ve katılma oranı %29'du. %29.6'ydı. Aslında Türkiye geneline baktığımızda düşük bir rakam. Ben açıkçası %50'nin üzerinde bir katılım oranını da düşünmüyorum bu seçim sürecinde de. Hem Amerika'daki eyaletler arasındaki farklılıklar, uzak olması, insanların çalışmasından dolayı hafta içinde zor olabileceğinden dolayı yine bu civarda bir oy katılma oranı çıkabilir. Ama %29'dan fazla çıkacağı
bekleniyor. Tabii baktığımız zaman oranlarına baktığımız zaman açıkçası Muharrem İnce o dönemde %69, Recep Tayyip Erdoğan da %17 almış. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde tercih o dönemde Muharrem İnce'ye çıkmış neredeyse %70 civarında. Bakalım bu seçimde ne çıkacak, biz de yakından takip edeceğiz. Evet, gerçekten biz de merak ediyoruz, bakalım ne olacak. Çünkü artık yeni isimler de var listede, bakalım sonuç nasıl yansıyacak Türkiye'de. Peki gelelim şimdi, biz kendi seçimimizi konuşuyoruz. Malum artık çok az bir süre kaldı, 15 gün kaldı. Hepimiz o yüzden heyecanlıyız. Şimdi ama Amerika'daki seçimlere de bakalım biraz. Sizin seçimlere de pek bir şey kalmış, kalmadı desek aslında yanlış olur. Çünkü 5 Kasım 2024'te değil mi? 5 Kasım'dı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani şu anda 1,5 yılımız var. Kasım'ın ilk haftası Salı günü yapılıyor ABD başkanlık seçimleri. Bu sene kongre ara seçimleri de olmayacak. O nedenle ABD 2024'te hem başkanlık seçimlerini hem de kongre seçimlerini yapacak. Şimdi Ali, bundan önce biz seninle çok konuştuk. Acaba Biden aday olur mu, olmaz mı? İşte ya da Cumhuriyetçilerin adayı acaba Trump mı olacak, DeSantis mi olacak, ne olacak gibi pek çok konuyu seninle masaya yatırdık burada. Ama şimdi yeni bir konu var. Amerikan Başkanı Joe Biden 2024'te yeniden aday olacağını artık duyurdu. 80 yaşında bu arada başkan. Şimdi hali hazırda ABD tarihinde başkan seçilen en yaşlı isimdi zaten. Ve şu saatten sonra da bu unvanını korumaya devam edecek. Şimdi Biden'ın adaylık açıklaması, daha doğrusu, nasıl yankı buldu çok merak ediyorum. Zira çok konuştuk Biden'ın bazı hareketlerini, bazı gaflarını. Ne dersin, nasıl görüyor Amerikan halkı? Biden bu açıklamayı yaptı ama halk nezdinde ne düşünülüyor özellikle, ya da medyaya nasıl yansıdı? Şimdi tabii biz ABD Başkanı'nın 2024'e kadar başkanlığı nasıl bitireceğini konuşurken, Başkan Biden beklenildiği gibi adaylığını açıkladı Demokrat Parti'den. Şu an itibariyle iki tane aslında adayı var Demokrat Parti'de. Seninle de konuşmuştuk. Bir tanesi eski Başkan Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy. Diğeri de bir yazar. Ancak ikisinin şansı yok. Yani Demokrat Parti'den finale kalacak adayın Cumhuriyetçilere karşı Biden'ın olması bekleniyor. Senin de dediğin gibi 80 yaşında, 2024'te 82 olacak. Eğer görevi tamamlayabilirse 86'da da emekli olacak tabiri caizse. Ama tabii birçok soru da var, çünkü video kampanyasıyla açıkladı. Çok sönüktü. 3 dakikalık bir video kampanyasıyla başkan adayı olduğunu açıkladı. Hadi işi bitirelim kampanyanın teması da buydu. Eşitlik, demokrasi, haklara, inanç ve özgürlük gibi temaları ağırlıklı işlediğini görüyoruz. Kendisine karşı potansiyel yarışma ihtimali olan eski başkan Trump ve Florida valisi DeSantis'in de resmini koydu bir arada. Yani bir mesajda, onu da söyleyebilirim. Daha çok radikalliğe karşı ve özgürlüğe sahip çıkma mesajı olduğunu görüyoruz. Tabii kendi partisinde birçok anket de yapıldı. Başkan Biden'ın anketlerin ortalamasında %55 ile 65 arasında kendi demokrat seçmeni Biden'ın 2024'te aday olmasını istemiyordu. Ona rağmen... Yani yüksek bir oran değil mi? Sen daha iyi bilirsin tabii ki de. Kesinlikle yüksek bir oran. Ve bu istemeyenlerin en büyük nedeni de %48'i yaşı nedeniyle yeni yüz, yeni genç bir lider Cumhuriyetçilere karşı yarışmasını istedi. Ama Biden hayır, benim ekibimle ben iyi işler yapıyorum, 2024'te de ikinci kez adayım mesajını verdi. Aynı şekilde Kamala Harris de videoda da görüldüğü gibi yardımcı adayı olarak da devam edecek. Ama tabii ona karşı kim çıkabilir? Bu süreçte Biden'ın 1,5 yıllık performansı, Trump'ın davası, soruşturması ve süreçleri, Cumhuriyetçi Parti adaylarının nasıl tavır takınacağı da bu 1,5 uzun bir süre göreceğiz. Ama şu an itibariyle Biden aday ve çok enteresan bir seçim sürecine gideceğiz. Bilhassa
Haziran Temmuz'dan sonra renklenen bir seçim süreci göreceğiz o ya. Peki ne oldu? Şunu merak ediyorum ben. Yani Demokrat Parti yeni bir aday çıkaramıyor mu? Yani bir lider görüntüsünde bir isim ortaya koyamıyor mu? Yoksa hayır, böyle isimler aslında parti içerisinde var ya da konuşulan isimler var ama Biden böyle bir kararı açıkladı mı? Ne düşünüyorsun? Yani aslında her seçimde, yani Cumhuriyetçi Parti'de de şu anda biz Trump'ı konuşuyoruz ama işte Florida valisi diğer güçlü aday. Genelde başkan aday adayları ya eyalet valisi ya senatörlerden olabiliyor. Açıkçası Kaliforniya valisinin bir şansı vardı. Yani Demokrat Parti'de yeni yüz olarak, genç bir lider olarak ismi geçen bir kişiydi. Aynı şekilde her ne kadar başarılı görünmese de Kamala Harris de Biden aday olmasaydı adaylığı düşünüyordu. Ama şu anda tabii Demokrat Parti'nin başı ve başkanlık gücü Biden'da olduğu için kendi tercihi, yani kendisi evet ben adayım dedikten sonra diğer Demokrat Parti aday adaylarının çok şansı olmadığı için biz yeni yüzlerde çok göremiyoruz ama sıkıntı var. Liderlik konusunda evet Demokrat Parti'de sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Evet, peki şimdi şunu merak ediyorum. Bu Demokrat Parti'nin acaba işine yarayacak bir hamle mi yoksa nasıl olacak? Bu da merak konusu. Trump bu konuyu çok iyi kullanacağı benziyor. Zira dün de bir haberimiz vardı, paylaştık hatta. Sahneye çıkıyor ve Biden hareketlerini yapıyor. Neredeydim? Hani sen de izlemişsindir muhakkak. Biden'ın bazı konularda hani şaşırdığı durumlar oluyor ya, ya da unuttuğu durumlar, onun gibi. Şimdi şunu merak ediyorum. Demokrat Parti'nin bu adaylıkla kumar oynadığı yorumları yapılıyor. Katılıyor musun? Açıkçası katılıyorum. Yani çok büyük bir riske giriyor Demokrat Parti. Hatta çarşamba günü Güney Kore Devlet Başkanı'nın törenini biz de takip ettik. Yani birebir Biden'ın hareketlerinde yavaş yürümesi, ayağını hatta sürtmesine kadar görüyorsunuz. Yani Biden'ın sağlığı ile ilgili, hani şu anda ciddi sıkıntı görünmese de yaşı ile ilgili sıkıntılar olduğu, 1,5 yıl sonra nasıl bir halde olacak onu bilmiyoruz. O nedenle tabiri caizse Biden'ın adaylığı Cumhuriyetçilere bir başkanlığı hediye etme olarak yorumlayan çok kişi var. Yani bu sadece Cumhuriyetçi Parti'de değil, Demokrat Parti içinde de var. Ama dediğim gibi şu anda bir numaralı isim Biden olduğu için kendi partisinde ben adayım dedikten sonra kimsenin karşısına çıkması çok güçlü görünmüyor. Ama açıkçası Cumhuriyetçi Parti'ye büyük bir avantaj sağladı. Bunu da nereden görüyoruz Oya? Anketlerin hepsinde ve ortalamasında hem eski başkan Trump hem de Florida valisi DeSantis %1 ile %1,5 arasında Biden'ın önünde oluyor. Yani yarın seçim olsa kime oy verirsiniz anket sorularının ortalamasında Cumhuriyetçi Parti adayının önde olduğunu görüyoruz. Tabii dediğim gibi bu 1,5 yıldaki süreçte Biden'ın performansı, Cumhuriyetçi kanadın yapacakları kampanyalarda etkili olacak. Yani seçimler sürprizlere de gebe. Evet. Açıkçası Hillary Trump döneminde biz kesin Hillary kazanır diye kamuoyu bekliyordu ama Trump kazandı. O nedenle çok enteresan bir süreç geçecek ama Demokratlar için bir dezavantaj diyebilirim. Evet, katılıyorum kesinlikle bu konuda sana. Peki şunu da merak ediyorum. Zira Biden'ın rakibi sence kim olur? Trump mı olur? DeSantis mi olur? Yoksa farklı bir lider ortaya koyarlar mı? Çünkü Trump'ın da biliyorsun pek çok davası olduğu, pek çok yara aldığı konular olduğu, mağdur olduğu konular olduğu. Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Tabii en güçlü karşısındaki rakip eski başkan Trump. Yine anketlerin, tüm anketlerin, bu Demokrat Parti'ye yakın anket firmalarının da ortalamasına baktığımızda potansiyel Trump'ın rakibi Florida valisi DeSantis'in %25 ile %27 önünde. Bilhassa geçen ayki mahkemeye gelmesi, işte mağdur rolünde olmasından dolayı da oylarında bir artış var. Yani Cumhuriyetçi Parti ön seçim olsa şu anda Trump açık ara önde olduğunu görüyoruz. Ama tabii şu anda birçok davası ve suçlama ve soruşturması var. Bu soruşturmalarda daha kan kaybeder mi? Daha güçlü olur mu? DeSantis'in ne zaman açıklayacağı daha net değil. Çünkü Cumhuriyetçiler, adaylar da şu anda beklemede. Hatta ismi geçen eski Dışişleri Bakanı Pompeo adaylıktan vazgeçti. Şu anda bir büyükelçi görevi yapmış Nikki Haley, Cumhuriyetçi Parti'den aday.
Pence'in yardımcısının ismi geçiyor ama net değil. Yani burada ya Trump ya da eski Florida valisi DeSantis'in Biden'a karşı yarışması bekleniyor. Ama şu andaki şu şartlarda Trump Biden'la yarışacak gibi görünüyor ya. Peki, çok merak ediyorum. Peki Trump ve Biden rövanşına nasıl bakıyor halk? Tabii Demokrat Parti'ye baktığımızda Trump'ın kirli bir isim olduğunu, birçok soruşturma geçirdiğini, işte mahkeme süreci devam ediyor. Yine yıl sonunda tekrar New York'a gelmesi gerekiyor. Farklı cinsel tacizlikle ilgili suçlamaları var. O nedenle demokratlar Trump'a karşı Biden'ın tüm şartlara rağmen kazanacağına inanıyorlar. Ama eski başkan Trump da senin biraz önce dediğin gibi kürsüde Biden'la alay eden hareketler yaptığını görüyoruz. Yani yaşıyla ilgili. Çünkü şu anda başkan Biden 80, eski başkan Trump 76 yaşında. Yaş farkı da var. Bunlar tabii önemli faktörler olacak ama eğer Trump sağ salim 1,5 yıl içinde bu suçlamalardan, davalardan kurtulursa çok güçlü şekilde Biden'a karşı gidebilir. Tabii ekonomik nedenler, küresel alandaki gelişmeler de etkiliyor dış politika ve ekonomide. Bunları göreceğiz. Yani şu anda çok ama çok erken Trump kazanabilir veya Biden kazanabilir ama anketlere baktığımızda eğer bir Trump-Biden yarışı görürsek tüm anketlerin ortalaması da %1.2-1.5 ile Trump'ın önde olduğu görülüyor şimdilik. Şimdi çok ilginç Ali. Bir yandan da Trump dönemini düşünüyorum. Yani çok uzak bir dönem değil aslında. Çok ilginç gelişmeler yaşanıyordu. Bir gün aa böyle mi dediğimiz olay bir sonraki gün Twitter'da yapılan açıklamayla tepe taklak olabiliyordu. Şimdi ilginç, çokça da eleştirilmişti Trump o dönemde. Amerikan halkı tarafından da eleştirilmişti. Tekrar Trump'ın öne geçmesi açıkçası beni şaşırtmıyor desem yalan söylemiş olurum. Sen ne düşünüyorsun? Yani zira şöyle bir döneme bak. Sen Amerika'da yaşıyorsun. Ailele biz senin kadar hakim değiliz belki olaya ama şunu merak ediyorum. Trump dönemini hatırlayınca sence bundan sonraki bir dönemde Trump gelirse yani Amerika'nın dış politika, iç siyaset, ekonomi şu andaki durumda karşılaştırdığında ne düşünürsün? Tabii Trump döneminde Beyaz Sarayı da yakinen takip etmiştim. Yani senin dediğin gibi bir tweetle inanılmaz olaylar olabiliyordu. Sadece Amerika'da değil bu arada. Bütün neredeyse ülkeleri ilgilendirecek, Türkiye'yi ilgilendirecek pek çok yazısı oldu. Yazısı oldu, skandalı oldu. Yani sayamadığımız kendi ekibinden istifalar oldu. Birçok Beyaz Saray basın sözcüsü ayrıldı. Yani her gün, her saat çok renkli ve skandallarla bir eski başkan Trump'ı gördük. Ama şunu sahada görüyorum. Yani Türk iş adamları, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun zamandır iş adamları bile başkan Trump döneminde ekonominin, iş dünyasının daha rahat, daha iyi bir durumda olduğunu belirten açıklamalar yapıyorlar. Yani ekonomik anlamda eski başkan Trump'ın başarılı olduğunu söyleyen birçok kişi var. Tabii dış politikada ve iç politikada yaptığı hatalar, devlet tecrübesinin olmaması büyük bir sıkıntıydı. Ama 4 yıl boyunca yaşadıkları acılar, skandallar diyelim, büyük bir Trump'a ders verdiği kanaatindeyim. Ama bu demek değil ki Trump yine hatalar yapıp skandallara imza atmayacak. Tabii eğer tekrar seçilirse Amerikan tarihinde de bir ilk olacak. Yani kaybeden bir başkan Beyaz Saray'a tekrar seçilmiş kişi olarak gidecek. Büyük bir kini hırsı da olacak. Çünkü medyaya baktığımızda %80-90 Trump'ın aleyhinde. Cumhuriyetçi Parti'de de sevmeyen bir kısım var. Buna rağmen eski başkan Trump'ın eğer 2024'ü kazanması dünyada da bir ilke şahitlik edebilir. Şunu da belirtmekte fayda var. Bu soru çok geliyor oya. Anekdot olarak verebilirim. Yani başkan Trump soruşturmalarda veya mahkemede suçlu bulunursa cezaevine bile girse aday olabilir mi? Adaylığına engel olabilir mi? Hayır, olmaz. Anayasada böyle bir hüküm yok. Hatta 1920'lere baktığımızda o dönemin İşçi Parti lideri, işçi sendikasından bir lider 10 yıllık cezaevi hapsi içerisinde cezaevinden seçimlere giriyor ve yaklaşık 1 milyona yakın da oy alıyor. O nedenle ABD'de seçim sürecinde de enteresan şeyler geçmiş tarihte yaşamış. Gerçekten ilginç. Şimdi
Trump'la ilgili bir başka konuya geçeceğim. Trump'ın cinsel saldırıyla suçlandığı dava da başladı bir yandan. Şimdi davayla ilgili yaşanan gelişmeler neler, son bilgiler neler? Elimizde ne var o davayla ilgili, çok merak ediyorum. Tabii geçen salı günü bir cinsel taciz davası oldu. Hatta Trump'a cinsel taciz ve cinsel saldırıyla ilgili suçlamada bulunan toplam kadın sayısı 18 oya. Ve bu dava, yani salı günü görülen cinsel taciz davası 1990'lara dayalı. Köşe yazarı Jean Carroll adlı bir kişi, eski başkan Trump'ın o dönemde bir giyim mağazasında soyunma kabininde kendisine saldırdığıyla ilgili iddiayı mahkemeye taşıdı. Jüri dinledi ve devam edecek. Mahkeme süreci devam ediyor. Trump'ın avukatları 1990 yılında gerçekleşen bu olayın kanıdının olmadığını, gerçeğe dayanmadığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ama Jean Carroll da şunu söyledi: hayır, o dönemde bu gerçekleşti. Hatta kız kardeşi, iki mağaza çalışanı ve Trump'ı suçlayan iki ayrı kadın da cinsel tacizlerinde tanık olarak dinlendi. Enteresan bir süreç. Ama tabii jüri de köşeye sıkıştırdı. Yani o zaman giyim mağazasında böyle bir durumda niye bağırmadın, niye bir şey söylemedin? 2016 yılında Trump seçim kampanyasını neden bunu mahkemeye taşımadı? Birçok soru işareti var. Ama tabii bir cinsel dava suçlaması, Trump'ın da yine mücadele etmesi gereken ayrı bir dava olarak görülüyor. Ama baktığımızda A'dan Z'ye Trump'ın soruşturmaları, davaları, 6 Ocak Kongre baskınıyla da ilgili eski başkan yardımcısı Pence'in ifadesi oldu mahkemeye çarşamba günü. O nedenle çok inanılmaz bir süreç var Trump aleyhine. Orada da bir ilk sanırım yaşandı. İlk kez bir başkan için sanırım ifade verdi bir başkan yardımcısı. Doğru, evet. Hatta Mike Pence direndi, istemedi böyle bir ifade vermesini. Ancak mahkeme kararı nedeniyle yasalara uyması gerektiği konusunda Pence gidip 6 Ocak Kongre baskınında hem yaşadıkları hem de Trump'ın nasıl bir direktifle Pence'le çalıştığı. Çünkü Mike Pence de Kongre baskınında binadaydı ve Trump'a karşı direnmişti, hatta gitme demişti Kongre'ye. Bu seçimi onaylama tarzında arasında sıkıntı çıkmıştı yardımcısıyla. Senin de dediğin gibi Amerikan tarihinde bir ilki yine Trump'la yaşadık. Peki, şimdi Ali, konuyu tamamen değiştireceğim, artık yönetmenim de uyarıyor. Bir yandan beni Abdullah, süremiz de daralıyor ama şunu merak ediyorum. Ya ne oluyor? Amerika'da bankalar iflaslarını vermeye başladı. Bir bankacılık krizi zaten yaşanmıştı, biliyorsun, Silikon Vadisi özellikle. Şimdi yeni bir bankanın daha iflas etmesi söz konusu. Ne oluyor? Neden böyle bankacılık krizi büyüyor? Tabii FED öncelikle faiz artışı yaptığı için 1,5 yıldır bunun etkisi var. Hatta FED'in 2 ile 3 Mayıs arasında toplantısı var. Ve çarşamba günü de FED Başkanı Powell'ın basın açıklaması olacak. Tabii First Republic Bankası şu anda en sıcak gündemde. 38 yıllık bir banka, San Francisco merkezli ve 7000'in üzerinde de çalışanı var. Şimdi üçüncü banka olarak iki banka iflas etmişti hatırlanacağı üzere son 2,5-3 ayda. Üçüncü banka iflas eder mi korkuları zaten vardı. Hatta büyük bankalar First Republic'e yardımcı olmaya çalıştılar. Likidite anlamında destek çıkmaya çalıştılar. Ama son iki haftadır bankanın bu yılın ilk çeyreğinde bilançolarındaki ciddi düşüşler, zararlar yine gözleri bu bankaya çevirdi ve hisseleri yaklaşık %50 civarında düştü. Ama yani ana nedene baktığımızda Fed'in faiz artışları. San Francisco'da teknoloji firmalarıyla çok yakın çalışıyor. Buradaki sıkıntılar, likidite sıkıntıları, kripto piyasasında sıkıntılar. Yani baktığımızda birçok faktör var ama ana neden bankaların sıkıntısı Fed'in aralıksız faiz artışından dolayı sıkıntıya girmesi. Şu anda da söylenen ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun bu bankayı alma ihtimali. Diğer batan iki bankayı bu şekilde almıştı. Yani gelecek hafta Fed'in toplantısıyla beraber böyle bir adım görebiliriz. Hatta dün Amerikalı resmi yetkililer acil toplantılar yaptılar. Çünkü mevduat sahiplerini
koruma aslında öncelikli. O nedenle biz üçüncü bir bankanın batışını yakın zamanda tekrar görebiliriz. O nedenle resesyon tartışmaları, bankacılık krizi ABD'de ciddi şekilde konuşuluyor yani. İlginç gerçekten. Bundan 10 yıl önce Amerika ile ilgili nelerden bahsediyorduk? Gerek siyasette gerek ekonomide, çok da uzağa gitmemek lazım belki bir 5 yıl önce, ama bugün Amerika ile ilgili çok ilginç gelişmeleri paylaşıyoruz seninle birlikte. Ali, bizim soracaklarımız bu kadardı. Dediğimiz gibi orada da çok önemli gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişmeler de dünyayı çok etkiliyor, Türkiye'yi çok etkiliyor. Bu yüzden de merak ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sana bizimle bu bilgilerini paylaştığın için, yorumların için. Teşekkürler, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ali, haftaya tekrar görüşeceğiz.